Beyza. Şefim... Kös köse. C'est une tarte à la date, aux dates. La date. Date. Anlatayım, devam edeyim mi? Yok yok ya, yeter. altındaki çıtır baklava hamurundan yaptım. Onu erittiğim çikolatanın içine batırdım. Altında da hurma taneleri bulabilirsiniz. İçinde de pastacı kremam var. Pastacı kremamı hurmalı yaptım. İçinde de hurmalı bir kekim var. Üstünde de bademle hurmayı tavada soteleyip tereyağıyla şekerle. Hem dış çıtır var, en içinde şey, kek var. Kek var yani. Evet. Afiyet olsun. Baklava yufkasıyla mı yaptın? Evet. Baklava hamuru hazır tabii. Evet. Hem çıtır, hem yumuşak, hem kek dokusunda hepsini bir anda yapmaya çalıştım. Hurma nerede? Hurma kekin içinde var şefim. Pastacı kremam hurmalı. Altında çikolataya yapıştırdığım hurma taneleri var. Üstüne de sotelediğim tereyağda şekerle sotelediğim hurma var. Ve son yarışmacımızı yudum. Bravo. Birinci kim olur acaba? Şu anda hiç birinci şeyim yok. Bence Şirin birinci olabilir. Sürpriz olacak. Ben de kestiremiyorum. Size kadayıf hamuru tuttum ve onu silindir halinde pişirdim. İçinde avokadolu, hurmalı, labne peynirli ve sütlü, cevizli bir dolgum var. Yan tarafında da beyaz çikolata, krema ve hurma ile yaptığım bir sosum var. Bir de üstünde mühürlediğim taze hurmalar var. Afiyet olsun. Çok güzel bir tabak yapmış yudum. Niye avokado yudum? Avokado ile hurmayı yakıştırdığım için kullanmak istedim şef. Teşekkürler. Afiyet olsun. Kadayıfı kendin döktün. Evet şefim, kendim döktüm. Risk almayacağım dedim ama biraz risk aldım. Tuttu mu sence? Bence tuttu şef. Ben avokado ile hurmayı çok yakıştırdım birbirine. Umarım güzel olmuştur. Bu alttaki sos ne? Alttaki sosta da beyaz çikolata, krema ve hurma ile yaptığım sos. Kadayıfı niye bu kadar ince döktün ya? Nasıl dökebildin bu kadar ince? Şefim çok kestim aslında. Daha ince dökebilirdim. Bir tık kalın
çektiğim... Estağfurullah yani. Kadayıf biraz ince olmuş. Yani kadayıf hamurundan silindir yaptım diyelim şef. Böyle şeylere burada mutluluk duyuyoruz. Hurma, avokado. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, güzel yani, herkes bir çalışma yapmış, elinden geldiğince şartları zorlamış, kolaya kaçan pek yok, mantıklısı var, mantıksızı var ama ortada hurma ile çalışılmış 6 tane tabak var, değerlendirip geliyoruz. Sen antin kuntin şeyleri şurada bırak. Hacı tatlı basmaz benim tatlı. Yaratıcılık bir de. Tatlı yaratıcılık bir de yani. Mümkün değil yani. Tadı da güzel olmadı mı? Oldu bence ama farklı yani. Hani çorba iştah açıcı gibi bir şey yani. Hani hafif tatlı tabii. Hurma tadını kırabildiğim kadar. Gene aldın bir Asya sosları. Biraz aldım. Sirke falan koydum. Neler mu? Koydum? Aşırı sirke. Bir daha yap desem yapamaz aynısını. Yapamam aynen. Gene aman Ezgi ya. Gene attın. Yani mercan köşkler, taze kekikler neler girdim. Ben yanına hep ekşi bir limon jeli yaptım. Ne? Ekşi bir limon jeli yaptım valla. Ben de ekşi bastım yani. Sirkeler limonlar ama. Bakalım. İyi yemişler bak. Evet. Abi yok benim bu tatlı... Yer kalmadı şey da. Tadına baktın mı çorbanın? Güzel miydi? Yani bence şöyle farklı yani. Niye hurma çorbası girdin? Deyince... Hacı ben tatlı... Yapardın ya. Yapamam. Nasıl yapamazsın? Hadi reçeteyle yani? Tatlı okey de yani o 5 dakika içinde bir tatlı uydurmamı bekleyemezler yani. Yine de şey aldım, ne bileyim ricotta aldım. Hani ne olur ne olmaz diye. Çorbayı nasıl öyle yaptın şey sen? Ya böyle şey mercek çorbası gibi çorba düşünmeyin yani. Ilık evet. Tatlı gene. Arkadaşlar buyurun, sizi öne davet ediyoruz. Evet arkadaşlar, açık konuşmak gerekirse 4 tane iyi tabak var. İki tane de sorunu olan tabak var. Bu tabaklar arasındaki sıralamamızı açıklamaya başlayalım. Bu gece en başarılı tabağı yaparak MasterChef'in 7. haftasında bizlerle devam edecek olan arkadaşımız Ezgi. Çok rahatladım. Ezgi, altındaki çorbayı çok beğendik. Yani hurmayla çorba yapmayı ben senin jürin değil de şefin veya hocan olsaydım yapmayız derdim. Çünkü kesemezsin hurmayı derdim yani. O acılı veremez, çok tatlı olur yapma derdim. Ama yapmışsın. Çok güzel yapmışsın, iyi olmuş. Karides bir tık daha az pişse bambaşka şeyler de konuşulabilir. Sadece bazı çok başarılı. Gerçi hurmayı tek bir yerde kullanmışsın ama o kadar güzel ve o kadar dominant bir hurma geliyor ki sıkmadan. Bu gecenin en başarılı tabağı olarak seni seçtik. Tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim. Şefim ben sadece bir şey sana söylemek istiyorum. Bence orada karidesden başka bir protein bulabilirdi yani. Çünkü o da ya biliyorsun karides tatlı. Evet. Anladın mı yani? Karides de tatlı. Hmm. O orada belki yani farklı bir alternatif bulabilirdi ama şey. Ben şimdi çorbayla, çorbanın aromasıyla biraz ilgilenirken karidesi Emre hatırlattı bana zaten. Biraz fazla kaçtı, haklısınız. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Çok mutluyum 7. haftaya geldiğim için. Teşekkürler. Çok zor bir haftayı. Evet, benim için çok zor çünkü Muratcan'la beraber bir ilki başarıp bütün oyunlara eksiksiz katılmıştık.
çok yorgundum gerçekten. Birinci olarak çıktığım için çok keyifliyim şu an. Teşekkür Neden ederim. Neden katıldınız acaba? Biz de çok üzülüyoruz. Bu büyük başarınız için hem seni hem de Muratcan'ı tebrik ediyorum. Ben onu ayrıca tebrik ediyorum. Yeni hafta hoş geldiniz Ezgi. Çok teşekkür ederim şef. Yedinci haftaya bugün ikinci oyunda birinci olarak çıktım. O yüzden gurur duyuyorum tabii bu kendimle. Şöyle yani takım oyunlarına çok alıştım. Artık takım oyunlarında çok çok daha efektif bir Ezgi bekliyor 7. haftada bizi. Uzun zamandır sayı kaybetmiyorum. Bu da biraz takım oyunlarına alışmışlığım, ortama, tezgaha, arkadaşlarıma alışmışlığım. Bunu devam ettirmeyi ümit ediyorum. MasterChef Türkiye 7. haftası devam eden yarışmacımız... Beyza, sense. Beyza, gerçekten çok başarılı. Güzel çıtır, keserken hepsini bütün katı düzgün bir şekilde kesiliyor. Bu aslında zordur yani. İçindeki aslında yemekte kekten geliyor. Yeni neşeli Fransa tatları aslında artık böyledir yani. Biz anlaşmışız. Sana bir yorum varsa aslında urma biraz daha vurgulu olabilirdi. Hmm. Bir tık daha, özellikle çikolata kullanırsan bir tık daha fazla kullanması gerekirdi. Bir tık daha arka kalır. Ama gerçekten çok lezzetli. Yani çok yerde kullanmış ama böyle hurma hurma gelmiyor. Mesela Ezgi tek bir yerde kullanmıyor ama hurma diye gelip bağırıyor yani. Hurmayı vermişler diyorsun yani bunlar belli ki. Sen çok farklı yerlerde kullanmışsın ama hurmayı biraz bastırmışsın. Sana söyleyelim ama diğer arkadaşlar da dinlesin. Biz hazır mı kullandın yoksa kendin mi yaptığını sorarken emeği değerlendiriyoruz. Orada o keki yapmasan... Ben kaşık atacaktım. Çok teşekkür ederim. Çalış bunun üstünde ama. Evet. Sizden bu yorumları almak beni daha da çok gururlandırıyor. Evet. Teşekkür Hoş geldiniz. Ederim. Sağ olun. Yeni haftaya geçtiğin için mutluyum. İkinci olarak çıktım, tatlı yaptım. Mehmet Şef hatta kaşık atmayı düşündü ama inşallah bir gün kaşık atarım. Yeni hafta için umarım güzel olur benim. Tebrikler. Hadi hadi yudum. Siz böyle nasıl birbirinizi göndereceğiniz? Niye? Olsun. Göndeririz, gönderirken de ağlarız. Değil mi? Nasıl birbirimizi gönderdik? Ağlayarak. Ağlayarak göndeririz. Ne Welcome back. Eline sağlık. Kardeşim hoş geldin. Kardeşim hoş geldin. Kaşık oluyordu. Bu gecenin üçüncüsü olan yarışmacısı... Eleme potasına gitmeyen yarışmacımız... Şirin! Ya şeyde de var ya gerçekten çok başarılı. Vurmaz. Ve çok lezzetli. Bazı yerlerde senin hurma biraz fazla geliyor. Tabii ki de hurma kullanımı en tehlikeli konu budur yani. Ve Şirin sana soruyorum biraz herkese geçerli yani ama yemekleri anlatırken biraz da yani net olman gerekiyor yani. Sen bana biz bunu yumurtayla birlikte kahvaltıda yiyoruz bir tatlı yorum yapamazsın anladın mı? Beni bütün canım gidiyor yani. Ya sen bir tatlı anlatıyorsun diyorsun ki şefim içindeki dolgu bizde sabah kahvaltıda yumurta yiyoruz yani. Şefim dolguyu anlatmak için öyle söylüyorum. Ama bunu doğru anlatma değil ki. O içinde tamam. Mutlaka dikkat et çünkü bu arada çok lezzetli ya çok bayıldım. Lezzetli. Bak şuraya yazdım şey gör. Çok lezzetli yazıyor. Evet. Yani direkt lezzetli. Başka yorum bile yazmadım. Şefim hepsi mi o kısmı mı? Vurma ile ilgili sorun dışındaki her şey güzel. Şey de güzeldi üzerindeki çıtır da güzeldi. Güzel. Taze vurmadan da kullanman da güzeldi güzel bir tabak. Afiyet olsun. Dedik ya 4 tabak güzel tabaklar zaten. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz yeni hafta Şerim. Şerim çok sağ olun, çok mutluyum. Bir hafta daha buradayım. Çok teşekkür ederim. Başka bir şey söylemek istiyorum. Bay bay. Çok mutluyum. 7. haftaya geçebildim. Önümüzdeki hafta daha iyi bir performansla geleceğim. Bravo Şerim. Niye? Ne oldu? Kıskandılar bizi o yüzden. Aa kıskandın mı? Tüh be potayı kalırsın diye bekliyordum. Yok ya. Helal be. Hiç beklemiyordum. Bu gece en iyi dördüncü tabağı yaparak
bizlerle en az bir hafta daha MasterChef'te devam edecek olan yarışmacı. Hadi şimdi yudum. Yudum gelecek abi. Yudum gelecek yani. Yudumun yaptığı teknik de şey. Lezzetli de o. Ve bu gecenin dördüncüsü... Yudum. Çok güzel bir düşünce. Kadayıf dediğin zaman birazcık daha ince dökmen lazım işçilikte. Biraz bir tık daha uğraşabilirsin orada. Zamanın var çünkü yani. Onun haricinde 3-5 element daha koysan aynı Beyza'ya dediğimiz gibi. O zaman onu belki göz ardı ederiz ama sendeki tek en önemli element kadayıf. Evet. O kadayıfı daha ince açsan farklı şeyler çıkar. Hamuru iyi aslında. Tel süzgeçten döksen. O bile kurtarır seni. Ha bir de lezzetli hamur. Yani kadayıf değil belki ama gayet lezzetli. Çıtır çıtır işi görmüş. Benim asıl beğendiğim gerçekten avokado ile hurma çok yakışmış. Küçük dokunuşların altındaki sosun hepsi başarılı. Sadece işçiliğini birazcık daha artık rafine hale getirmen lazım. Yani biraz daha 45 dakikada 50 dakikalık 55 dakikalık işler yapmaya başlamanız lazım. Haklısınız. Tebrik şimdi. Ederiz. Çok 7. teşekkür ederim. Sağ olun. 7. haftayı da burada geçireceğim için çok mutluyum. Sizlerden dediğim gibi daha öğrenecek çok... Tahmin etmiyor muydun? Tahmin ediyordum. Yani sadece mutluyum burada olacağım için. Yanlışlarım vardı evet. Onu ince dökmeye çalıştım sonrasında. İnce dökünce de şefin bu sefer kurudu. İnce koy dökün... süzgece. Evet. İnce abi, dökünce de... Tez süzgeç varınız ya. Tez süzgecimiz var. Haklısınız şefim. Saçlama şefin. Var. Koy saçlamanın evet. arkasına. İnce dökünce de çok kuruduğu için toparlayamadım. Zor iş bu mutfak. Ben herkese diyorum ne uğraşıyorsunuz alın sipariş verin. Yok severek yapıyoruz şefim. Öğrenmek sevmek. Yeni yaptı hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Buyurun başım seni de yukarıda alalım. Sadece ben çok üzülüyorum. Keşke potada kimse olmasa ve keşke kimse gitmese. Ama mutlaka bir kişi gidecek. Hak edenler kalsın. Hak etmeyenlerin yolu açık olsun diyorum. Muratcan ve Hakan. Somer Şef'e dediği gibi ikinizi tabakta sıkıntı var. Bakalım Muratcan bütün kırmızı takımıyla pota gidecek mi yoksa Akan tek mavi takım olacak pota giden kişi. İkisi arasında bugün daha az hata yapan MasterChef Türkiye 2024'te 6. haftası 7. eleme adayı olan Hakan, sense. Bak burada ne yazıyor? Ne yazmışım tabağın için? Ne yazıyor? Ne diyor? Bayıldım, sesin. Çok lezzetli. Ne diyor? Bir daha oku. Ne olduğu belirsiz. Ne idüğü belirsiz. Ne idüğü belirsiz. Ben sana söyleyeceğim şey şu. Düşünce fikir çok güzel ama hani Allah'tan biz varız. Yani oradaki hikayeyi biliyoruz, ne yapmak istediğini biliyoruz. İşte tatlı öncesi verilen bir amuspüş kafası vesaire vesaire. Ama bunu... Normal bir restoranda yapsan kimsenin anlama şansı olmadığı gibi böyle bir terim de yok. Ben bilmiyorsam da zaten arkadaşlarıma tatlı soruyorum. Tatlı değil ki zaten. Öyle de bir şey yok. Tatlı bir soru diyemez. Sorsam. Tatlı diyemezsin. Tuzlu neyle iş diyemezsin. Tuzlu iş diyemezsin. Neyle kırabilirdim? Nereye ha? çeksem Melez. Ne yapardım? Hayır başka bir şey ya. Ya tatlı yapıp daha tatlı yapacaksın. Ya tuzlu için tuzlu doldurup tuzlu diyebilirsin. Yani biz şimdi bazı tatlılara tuzlu karamel koyuyoruz ama aşağıda adamın bir tatlı verdiğini bilip üstten bir tuzlu karamel yiyoruz yani. Tamam şef. Ve 100 yıldır yiyoruz. Tamam şef. Ama... Yani sen bu tür melez gidemezsin. Kuzunun yanında bize baklava hamurunun içinde tatlı yedirmeye çalışan bir yarışmacı var. Bu iki belirsizlik. Ve abi ne yaptığını bilecek şef ya. Yani uçabilirsin, çılgın olabilirsin bilmem ama masaya geldiğinde ki biz burayı her zaman bir masa olarak algılıyoruz. Masaya yaptığın işi anlatabilmen ve pazarlayabilmen lazım.
Yeni tamam. Hafta hoş geldiniz Muratcan. Hoş bulduk Şef. Zor bir hafta senin için. Bir görüşme alalım. Görüş bu yani bitti artık. Takım da geride kaldı. Biz de çok yorulduk. Herkesin eline emeğine sağlık. Başın sağ olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Başın sağ olsun. Biraz ağırdır yani. Dikkat edin kendinize. Yani. Teşekkür geleceğim, ederim. Geleceğim merak biraz etme. Bekliyorum seni. Fazla da drama etmeyelim canım. Evet. Alt taraf potaya gitti çocuk. Belki de bir amacı olsaydı taban, düzgün de anlatabilseydim ilk üçe girebilecek bir tabak. Son ikiye sadece girebildi. Hakan'a geçmiş olsun diyorum. Ama bu haftayı da ben bir şekilde atlattım. Hakan, Mehmet Şef açıkladı zaten çoğunu. Murat'ın senden farkı, en azından hurmayı birkaç yerde kullanmış. Sen hem tabakta hurmayla alakalı tek şey... Bir kırıntı var o, iki tane. Evet, o böreğin sarmanın içindeki dolgu, onun haricinde başka hiçbir şey yok. Bir de kıtır vardı şefim. Nerede? Gördüm ha, üç tane kahverengi şey var ya. Yani. Bir de kıtır vardı, ondan da hiç hurma tadı falan gelmiyor. Etle hurma gider. Bunun çok da örneği var. Sos olarak kullanırsın. Yanına da öyle bir kıtır yaparsın. Bir iki parça kullanırsın. Belki dokusunu değiştirirsin. Ama seninkinde o soldaki portakal, limon jeli ne gerek var? Anlatabiliyor muyum? Yani madem ki onu yapacaksın, en azından onu daha keskin yap. Hiç şeker koymadan yap. Eti onun üzerine koy. Böyle portakallı falan bir kuzu olsun. Üzerine bir parça hurmayla bir salata yap falan filan. Yani ya, çok, tatlı tabağının çok... ortasında kuzu düşmüş. Evet. Yani. Ya şimdi çok karıştı biraz çok bende de. Çok kafam karışmış. Çok kafam karıştı. Arada gidip geldim. Zaten en başta tatlı yapmayı istiyordum. En son kuzuyu aldım. Öyle gidip gelince sonuç bu oldu. Ama sıkıntı yok. Potadayım. Aynı hatayı pazar günde yapmadığın sürece bir sıkıntı evet, yok. Şefim. Aynı hatayı pazar günde yaparsan o zaman şu sıkıntı var. Zor bir şef tabağıyla o zaman artık kurtuluşun çok zor olur onu yapamazsan. Sen çok başarılı bir mavi takımın tek kurbanı oluyorsun. Bunun için de takımına değil, kendine kızabilirsin sadece. Aynen öyle. Güzel bir hafta geçirdim. Çok güzel bir hafta. Kötü bir son yaptım. Senin haftan da güzel geçti. Evet. Hatta iki haftadır bayağı iyi gidiyorsun. Son iki haftadır öyle. Kaptanlık, evet. Ondan sonra doğru, iki, ondan sonra iki. Kaptanlıkta da iyi gittin. Üç haftadır mavide oluyorsun. Üç haftadır iyi gidiyorsun. Yemeklerin düzeldi. Kişisel performansını da düzeltmek için sana bir fırsat daha çıkacak. Pazar günü için öncelikle kırmızı takımdan giden 6 arkadaşımıza ve bugün de sana başarılar diliyoruz. İyice dinlenin. Görüşürüz. Zor bir gece. Kafam karıştı gerçekten yemeği yaparken. Hani tatlıya mı gitsem, tuzluya mı gitsem? Ben tezat bir tabak yapmaya çalıştım. O da olmadı. Buraya bir hayalle geldim. Çocukluk hayalimin peşinden geldim. O yüzden kendime güveniyorum. Potada sonuna kadar savaşacağım. Hiç pes etmeyeceğim. O potadan çıkacağım.